Uranyum 238 atomları bir nötron alınca uranyum 239 haline dönüyor ki bu cisim radyoaktif olup beta şuaları saçıyor ve neptinyum 239 denilen yeni bir element şekline dönüyor. Bu elemanda bir beta şuağı neşrederek plutonyum 239 cismi hasıl oluyor ki bu cisimde atom cihazı reaktör nükleer için ayrıca ehemmiyet taşımaktadır. Uranyum 235'in zincirleme inşikak etmesi için nötronların bu şekilde yakalanması arzu edilen bir şey değildir. Uranyum 235 tarafından yakalanmak için süratleri azaltılmış nötronlara nötron termik, hararet nötronları diyoruz. Çünkü bunların sürati hararet meydana getirmek için moleküllerin hareketlerinin süratlerinden biraz fazladır. Termik nötronları, 238 çekirdeklerinden ziyade, 235 çekirdekleri tarafından tutularak, inşikak hasıl ediyor. Tabiatta bulunan bir uranyum parçasında, meydana gelen nötronlar, miktarı pek fazla olan, uranyum 238 çekirdeklerine çarparak, süratleri yavaş yavaş azalıyor. Yani hareket enerjileri azalıyor, ve rezonans enerjisi dediğimiz miktara düşünce, 238 çekirdekleri tarafından yakalanıyorlar. Böylece hiçbir nötron, sürati daha azalarak termik nötron haline gelemiyor. Uranyum 235 saf olarak pek güç elde edilebiliyor. Fakat saf bir uran 235 parçasında saçılan bütün nötronlar yeni inşikaka sebep olarak parçanın kütlesi kritik, tehlikeli miktarı bulunca, zincirleme, inşikak bir anda hasıl oluyor. Bu suretle bir atom cihazı değil, bir atom bombası meydana geliyor. Fen sahalarında faydalı işlerde kullanılan ve ayarlaması mümkün, zincirleme inşikaklar yapılmasına yarayan atom cihazına, reaktör nükleer diyoruz. Reaktör nükleer içinde saf uranyum 235 kullanılmıyor. Süratleri rezonans enerjisine düşen nötronlardan kafi miktarının uranyum 238 tarafından yakalanması önleniyor.